أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض فإنه لمن المسرفين. 83. ayet. Hasılı başlangıçta Musa'ya kendi kavminden genç bir kuşaktan başka iman eden olmadı. Kavmi Firavun'un ve ileri gelen yetkililerinin kendilerine işkence edeceklerinden korkuyorlardı. Çünkü Firavun o ülkede son derece despot ve çok aşırı gidenlerdendi. Bu ayet üstünde saatlerce durmak lazım. Sadece mucizelerle Hz. Musa Firavun'u ve tabasını bertaraf etme yoluna gitmedi. Hz. Musa aleyhisselam özellikle gençlerle, buradaki zürriyetün tabiri üstünde çok durmuş tefsirciler. İlla zürriyetün min kavmihi, kavminden bir kısım gençler diye veya bir oymak, bir bölüm, bir grup insan manasında da ele almışlar. Fakat kavminden gençler. Şimdi az sonra gelecek ama şurada tefsir açısından bir bağlantı sunmak istiyorum. 87. ayette gelen bir kelime var. Ve vahayna ila Musa ve ahihi en tebevve'e li kavmikuma bi Mısri büyüten vec'alu büyüteküm kıbleten ila ahir. Hazreti Musa aleyhisselam Mısır'da bazı evler açtı. Çok derin burası. Musa ve kardeşine kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi namazgah yapın. Namazı hakkıyla ifa edin ve ey Musa müminlere müjdele diye vahyettik. Buradaki zürriyet Mısır toplumunda bulunan gençler olarak. Ama gençler için de Hazreti Musa aleyhisselam Mısır'da, zaten Mısır açı geçiyor, bir Mısır'a büyüten, Mısır şehir manasında veya Mısır işte bugünkü Mısır manasında, orada evler açılmasını ama namaz kılan gençlerin yaşadığı evler açılmasını tavsiye etmiş. Bu çok derin ve subhanallah diyebileceğimiz bir meseledir. Hoca Efendi'nin biliyorsunuz eski vaazlarında evler, şimdi onu yazılar haline de getirdi. Yani bu dershane dediğimiz, üstad zamanında medrese denen nur evleri. Şimdi bu evler Hazreti Musa döneminde de ele alınmış. Ölmüş, bitmiş, yok olmuş bir iman hayatının toplumda yeniden canlanabilmesi için evler. Zaten burada bir Mısır'a büyüten, sonunda nekre var, meçhul evler. 87. ayette. İşte bu meçhul evler tabiri, Hoca Efendi'nin de ışık evler diye kaleme aldığı, vaazlarında dile getirdiği, Üstad Hazretlerinin de birinci şuada genişleterek anlattığı Nur suresi 35 ve 38. ayetlerinde. 35 ve 36. ayeti münasebeti içinde geçiyor. Allahu nuru semavati vel ard meselu nurihi kemişketin fiha misbah ilahir. Risale-i nurlarla aydınmaya ebcedi hesaplarıyla bu ayetin dikkat çektiğini anlattıktan sonra bu nur nerede fışkıracak? İşte 36. ayet. Fi büyütin, evlerde, meçhul evler. Kur'an-ı Kerim'de büyüt kelimesinin başına lam-ı tarif gelirse el-beytü,
Bu malum. Yani Kabe akla gelir. Ama büyütün nekre olursa meçhul evler. Devletin gözetiminden uzak. Devlet şimdi oraya kadar da musallat oldu ya baş belaları. İşte devletin gözetiminden uzak olan bu evlerde yine burada da la tulhikum. Yok. Fi büyütün edinallah en turfa'a ve yuskara fi hesmuhu yusebbihu lehu fi he bil guduvi vel asal. Sabah akşam orada yapılan zikirler ve Allah'ın isminin yükseltilmesine dikkat çekiyor. Bu her yıkılma döneminde, İslam da zaten Darul Erkam'da, Erkam'ın evinde başlamıştır, evlerde. İşte Hazreti Musa aleyhisselam da davasını neşretmek için Firavun gözetiminden uzak, zürriyet yani gençleri içinde toplayan evler açılması ve böyle bir hizmetle altyapı hazırlayarak daha sonra o mucizeleriyle de Firavun saltanatını, Firavun Hazreti Musa'ya dokunmasaydı bir şey yoktu ama saltanatını kendi, saltanatının bitimini kendi eliyle hazırlamış oluyor Firavun da. Bu Firavunlar da bize musallat olmasaydı böyle giderlerdi ama musallat olunca kendi eliyle sonlarını aslında hazırlamış olacaklardır. Bunun üstünde çok durulmasını arzu ederim. Musa Aleyhisselam'ın şimdi mealini okudunuz. Tekrar bakayım. Bu hasılı demek. Bu yukarıdan beri anlatıldıktan sonra başlangıçta Musa'ya kendi kavminden genç bir kuşaktan başka iman eden olmadı. İşte bu. فَمَا آمَنَ لِمُوسَى اِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ kavminden gençlerden başka iman eden olmadı. Bunu az daha açmak istiyorum. Değerli kardeşlerim, ister bir peygamber olsun, isterse bir dava adamı olsun, eğer etrafında önce gençler toplandı ise, o dava hem çok uzun ömürlü olmuş hem de muvaffak olmuştur. Ama etrafında ihtiyarlar toplandı ise, gençler toplanamadıysa öyle bir dava bayraklaşamamış ve muzaffer, muvaffak da olamamıştır. Onun için Efendimiz Aleyhisselam'a Mekke'de ilk defa gençler iman etmesi ve 1. Akabe, 2. Akabe biatında Medine-i Münevvere'den gelen yiğitlerin de yine gençler olması çok önemliydi bunlar. İşte Hazreti Musa'ya da öyle kaşağılaşmış, Firavun'un etrafında makama, mansıba, paraya düşkün, pohpohlanmış o insanlardan iman eden olmadı. Onlarla da çok uğraştı Hazreti Musa. Karun'la uğraştı, Haman'la uğraştı. Bugünkü Haman, o zamanki Haman bugünkü beşli çeteye denk geliyor mesela. Kur'an'da bütün bunların yerini günümüzle de iliştirilip, ilgilenip, tek tek kimler olduğunu da ayrıca tespit edebiliriz. Onlar iman etmediler. Mucize gördükleri halde Karun ve Haman gibi adamlar Hazreti Musa ile Tur'a gitti. Ağaçtan gelen ilahi sesi duydular. Buna rağmen inanmadılar. Onun için gençler Hazreti Musa aleyhisselam bu zürriyetün dediği gençlerle meşgul oldu. Bizler de gençlere ve evlere çok önem vermeliyiz. Aslı zatında, haddi zatında bu hizmet evlerle başlamıştır. Evler takip ediliyor, rahat hareket edemiyoruz diye yurtlar açılmıştır. Yani yurt hizmeti olsun diye değil, evlerin üstündeki yükü azaltmak için. Yurtlar takip edilince okullar, dershaneler açılmıştır. Yani bu işin merkezinde, rahmi maderinde büyütüp besleyen evler vardır. Bugün evler unutuldu gitti mi, ikinci planda mı kaldı bilmiyorum ama hizmettekilerin ne yapıp ne edip evlere çok önem vermesi hem kemiyetine hem de özellikle keyfiyetine. Hazreti Musa aleyhisselam zürriyeti böyle ıslah etmiştir. 82 ile 87. ayetler arasında böyle bir derin münasebet kısaca buna arz ettim. Kavmi Firavun'un ve ileri gelen yetkililerinin kendilerini işkence edeceklerinden korkuyordu. Aslında kavmi Hazreti Musa'ya taraftardı. Fakat Firavun bizi işkence eder diye korkuyorlardı. Atar,
Memuriyetten atar, devletten atar, hapse atar, işkence eder, kırbaçlatır, idam eder. Bugün de bundan farkı yoktur aslında. Firavunlar korku ile ayakta duruyor. Aynen devrimizde şekil 1'de göründüğü gibi. Firavunun korku meydana getirmesi dersini almış adam. Her kaybedeceği zaman korkular meydana getiriyor. Bu Mısır'da da böyle, beşer tarihinde de böyle olmuştur. Çünkü Firavun o ülkede son derece despot ve çok aşırı gidenlerden, hatta aşan birisiydi. Aslında korkak bir adamdı. Korkusundan baskı yapıyor. Aynen günümüze yansıyan görüntüleriyle. Şimdi geldik 85 ve 86. ayetlere. Buyurun. 84'ü okumadık hocam. Tamam, 84, 85, 86. 84'le üçünü birden okuyalım. وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ 84. ayet. Musa, ey kavmim dedi. Siz Allah'a iman ettiniz. Ona tam bir teslimiyetle bağlandıysanız, öyleyse yalnız ona dayanıp güvenin. 85. 86. ayetler. Onlar da şöyle cevap verdiler. Biz de Allah'a dayanıp güvendik. Ey yüce Rabbimiz, bizi o zalim kimselerin işkenceleri ile imtihan etme ve rahmetinle bizi o kafirler güruhundan kurtar. Evet. Yukarıda gitti hocam. Efendim? Evet. Aslında bir önceki ayette geçen Hazreti Musa Aleyhisselam'dan Firavun işte sihirbazlarını toplayıp onları önce Hazreti Musa sihirlerinizi siz gösterin dediği mesele Kur'an-ı Kerim'de çok geniş bir anlatımı olarak da buraya kaydalmışım. Araf suresi 106-126. ayetler, yani 21 ayette sihirbazlarla olan o mücadelesi anlatılır. Peygamberler Tarihi kitabında da daha tafsilatlı anlatılıyor. Böyle bu kaynağı verme lüzumu hissettim. Şimdi gelmiştik 84. ayete. Yani korktukları için Firavun'a karşı gelemiyordu tebası. Bir önceki ayette anlatılan. Musa Aleyhisselam da onlara dedi ki eğer Allah'a inanıyorsanız sadece Allah'tan korkacaksınız. Allah'tan başkasına karşı tevekkül etmeyin, güvenmeyin, sakın ha onlara yaslanmayın. Bizim de bugün korkanlara karşı anlatacağımız mesele budur. Çok derin bir mesele ve bu meseleyi anlatan Kur'an-ı Kerim'de Mülk Suresi 29. ayette de var. قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ اَمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ De ki, o Rahman'dır, biz ona iman etmiş ve ona güvenip dayanmışızdır. Allah'a iman ettikten sonra Allah'a güvenip, tevekkül edip dayanmamak imanla telif edilemez. Onun için kimin düpedüz bir sapkınlık içinde olduğunu yakında anlayacaksınız. Mesela bu Mülk suresindeki ayet. Müzzemmil suresi 9. ayet. Ve zikür isme rabbike fetebettel ileyhi tebdile. Rabbul meşriki vel maribi la ilahe illa huve fettehizuhu vekile vasbir ala ma yekulune vehşurhum hecran cemile ayeti. Rabbinin adını an, bütün varlığınla ona yönel. Doğunun da batının da Rabbi odur. Ondan başka tanrı yoktur. Öyleyse yalnız ona güvenip ona sığın. Onların söylediklerine katlan. Onlar hakaret eder vesaire. Katlan. Ve uygun bir şekilde onlardan uzaklaş. Onlarla
böyle bir yakın temas kurma demek. Aynı bu manayı anlatan 84. ayetin tefsiri mesabesinde Hüd suresi 123. ayette de var. Velillahi gaybus semavati vel ard ve ileyhi yurca'ul emru kullu fa'buduhu ve tevekkel aleyh ve ma rabbuke bigafilin amma ta'malun. Göklerin ve yerin gizlisini, gaybını yalnız Allah'a aittir. Allah bilir. Her iş ona döndürülür. Öyleyse ona kulluk et ve ona güvenip dayan. Rabbin yapmakta olduklarından habersiz değildir. 84. ayette korkuya karşı bir yönlendirme var. Ama 85 ve 86. ayetleri de okudunuz. Onlar da şöyle cevap verdiler. Biz de Allah'a dayanıp güvendik. Hazreti Musa'nın sözü daha etkili oldu. Yukarıdaki 84. ayet Hazreti Musa'nın sözü o dönemde Firavun'dan korkanlara karşı etkili oldu. Biz de bunu genişçe anlatabilmeliyiz insanlara. Ve şöyle cevap verdiler. Biz de Allah'a dayanıp güvendik. İşte bu. Fekalu alallahi tevekkelne. Şimdi bir dua yapıyorlar. Rabbena la tec'alna fitneten lil kavmiz zalimin. Ey yüce Rabbimiz, bizim bugünlerde yapacağımız bir duadır bu. Bizi o zalim kimselerin işkenceleri ile imtihan etme ve rahmetinle bizi o kafirler güruhundan kurtar dediler. Ve Hazreti Musa Aleyhisselam da daha sonraki ayet gelecek 87. ayete geçeceğiz. Ve neccine bir rahmetike minel kavmil kafirin. Burada şunu kısaca söylemeliyim. Müminler daha çok ağırlıklı imtihanı korkudur. Ve lenebluvenneküm bi şeyim minel havfi vel cu'i ve naksim minel emvali vel enfüsi ve semerat ve beşiri sabirin. Bakara suresinden bir ayet okumuş, üstünde genişçe durmuştuk. Sizi şeyle imtihan edeceğiz diyor Cenab-ı Hak. Şeylerle demek yani. Ne onlar? Minel havfi, korkulardan imtihan ederiz. Kafiri, zalimi, fasıkı, münafıkı başınıza musallat eder. Sizin içinize bir korku atar, öyle imtihan ederiz. Bugün bu imtihan var. Vel cu'i, açlıkla. Adam dedi ya, su bile içmeyeceksiniz. Adam dedi ya ağaç kabuğu yiyeceksiniz. Ayetteki sıralama Firavun, Hazreti Musa, o devrin insanları arasındaki cereyan eden hadiselerle devrimizde cereyan eden hadiseler arasında nasıl müthiş bir benzerlik var. Bunu da bütün dehşetiyle görüyoruz aslında. Sonra ven aksın minel envel, mallarınızı noksanlaştırmakla bugün mallarımıza da el koydular. Vel enfüsü, en büyük imtihan nefsi emmaremiz. Ve semerat, arkasından Cenab-ı Hak inşallah bol mahsulat, bol nimetler verecek. Ama bütün bunların hepsi bizler için bir imtihan mevzusu olarak anlatılıyor. Bir ayette de Cenab-ı Hak buyuruyor ki bir peygamber sözü olarak, eğer müminseniz sadece benden korkun. وَلَا تَخَافُونِ وَخَافُونِ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ Hazreti Musa Aleyhisselam burada onu söylememiş ama onun müsbetini söylemiş. Allah'a inanıyorsanız ona teslimiyetle bağlanın ve yalnız Allah'a güvenin, tevekkül edin. Tevekkül kelimesini Enfal suresinin 2. ayetinin tefsirinde genişçe anlattığımız için oraya havale ediyorum. Mesele anlaşılmıştır. 87. ayete geldik. Zaten 87. ayet üstünde birazcık durmuştum. Yani o zürriyet kelimesinin geçtiği ayetle beraber 83 ile 87 arasında bir bağlantı ama 87'yi okuyalım. Buyurun. Ve evhayna ila Musa ve ahihi en tebevve'a li kavmikuma bi misra buyuta. لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. 87. ayet. Musa'ya ve kardeşine
Kavminiz için Mısır'da evler hazırlayın. Evlerinizi ibadet yeri yapın. Namazı hakkıyla ifa edin ve ey Musa müminleri müjdele diye vahyettik. Açıklama. İsrailoğullarında asıl olan ibadetin mabette yapılmasıdır. Fakat işkence döneminde ruhsat kabilinden evleri namazgâh edinmelerine izin verilmişti. Burada din eğitimi yönünden evlerin önemli bir merkez olduğuna işaret vardır. Evet, bunun üstünde durduk zaten. Suat Hocam da mealde bir inceliğe dikkat çekti. Eğer mescide camiye gidip gelmek bugün de bizi camilere gitmeyi de yani camileri de yasakladılar ya filanlar giremez diye böyle hocalar da aleyhte konuşuyor. Onun için böyle bir dönemde namazları evimizde, evlerimizi mescit ittihazı etme. Suat Hocam'ın bu açılımı da güzeldi ama diğer yönüyle, dava yönüyle de ışık evler bağlantısı içerisinde bu ayetin üstünde durduk. Evleri namazgah haline getirmek ve burada ve cealü büyüteküm kıbleten tabiri. Yani evlerin böyle kıble yapılması. Çok derin bir şey bu yani. Evet. Anlaşılmıştır. Şimdi geldik 88. ayete. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاشْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ 88. ayet. Musa Rabbena dedi. Sen Firavun ile onun ileri gelen yardımcılarına dünya hayatında muazzam zinet, haşmet ve servet verdin. Ey yüce Rabbimiz, insanları neticede senin yolundan saptırsınlar diye mi onlara bu imkanı verdin? Rabbena, mahvet, sil, süpür onların servetlerini ve kalplerini şiddetle sık. Belli ki o acı azabı görmedikçe onlar imana gelmeyeceklerdir. Açıklama, esas görevi ümmetinin hidayetine vesile olmak olan Hazreti Musa'nın aleyhisselam, muhataplarının imandan mahrum kalmaları için beddua etmesi söz konusu değildir. Bu duadan gayesi onları azdıran servet ve ihtişamdan mahrum kalmaları vesilesiyle bunların faniliğini anlayıp dine yönelmelerini sağlamaktır. Vallahu alem. Evet, çok derin bir manaya dikkat çekti açılımda. Hoca Efendi de bunların ahiretlerinin mahvolması için beddua etmiyor. Yani dünyada işkence çeksinler diyor. Dünyada başlarına gelsin. Çünkü onların başını döndüren bu dünya serveti, makamı, cahı, saltanatı oldu. Hazreti Musa'nın mantığıyla aynı bir mantık taşıyor hocamızın da bu ifadeleri. Tabi Hazreti Musa Aleyhisselam beddua eder mi? Edebilir. Peygamber kavmine beddua edebilir. Peygamber için günah mıdır bu? Fihi nazar. Nitekim kavmine beddua eden peygamberler de vardır ve onlar toptan helak olmuşlardır. Burada Hazreti Musa Aleyhisselam, Suat Hocam'ın da açılımında ifade ettiği gibi ellerinden dünya hayatı, servetleri, malları, ziynetleri gitsin de akılları başlarına gelsin de şımarmasınlar. Ahiretlerini kaybetmesinler duasıdır. Bu kısmi beddua içerisinde, celal içerisinde cemal taşıyan bir husustur. Bir de bazı müfessirler, baktım şöyle tefsirlerde, mesela Razi gibi, Şevkani gibi kimseler Hazreti Musa
Allah'ın izni olmadan kavmine beddua edemez, bulunmaz. Her peygamber öyle. Allah'tan izin gelmezse beddua etmezler. Ama Allah da onlar arasında iman edecek hiç kimsenin bulunmadığını bildiği için bedduaya müsaade eder demiş. Demek ki Hazreti Musa artık o Firavun ve tebaasının içerisinde hiçbir mümin kalmamış. Artık iman da etmeyecekler. Belli milletin başına bela olup duracaklar. Onun için Hazreti Musa Allah'ın bu bildirmesiyle, müsaadesiyle artık kafirliği katileşmiş. Nitekim Ebu Cehil'in şeyi, Ebu Leheb'in aleyhinde sure gelmesi gibi Hazreti Musa da onlara beddua etmiştir demişlerdir. Üstünde durulabilir. Zaten burada la yu'minune ifadesi de var. Artık onlar iman etmeyecekler. Etmiyorlar yani. Allah'ın onların kalplerini mühürlemesi ve şiddetli ala kulubihim kalplerini şiddetli sık ya Rabbi. Fela yu'minu iman etmeyecek onlar. Ne zamana kadar? Hatta yeravül adabel elim. Elim azap gelmedikçe iman etmeyecekler. Gerçekten bazı insanlar için ne kadar anlatırsan anlat, anlatırsan anlat, anlat, anlat. Belli artık Allah da vahyetmiş Hazreti Musa'ya. Artık o Firavun ve etbaanın içerisinde daha bundan sonra iman edecek kimse kalmamış. Onların kalpleri mühürlenmiş. Neden? Yukarıda anlattığı iki defa geçen mücrim olduklarından. Yani milletin hukukuna, devletin hazinesine tecavüz ettiklerinden özellikle kalpleri mühürlenmiştir. Ve Hazreti Musa da onlar için böyle dua etmiştir. Bizler de Kur'ani bir uslupla böyle dua edebiliriz. Rabbenatmis ala envalihim. Allah'ım bu Firavun saltanatının da mallarını yerle bir et Allah'ım. Veştüt ala kulubihim. Kalplerini mühürle Allah'ım şeklinde biz de dua edebiliriz. Rabbena inneke ateyte firavune ve meleehu zineten ve emvelen. Dünya malının ve evladın bir zinet olduğunu da. Şimdi bu adamların evlatları da çok şaşalı oldu. Zinetle malla evladın şaşalı hayatı, bu da dikkat çeken hususlardan. Geldik şimdi 89. ayete. Buyurun. وَلَقَدْ اُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ وَلَا تَتَّبِعَانِّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ 89. ayet. Allah buyurdu ki, dualarınız kabul edildi. Dürüst olmaya devam edin, müstakim olun. Ve sakın hakikati bilmeyenlerin yoluna tabi olmayın. Evet, bu Hazreti Musa için anlatıldığı gibi Efendimiz'e de, Efendimiz'in ümmetine de tabi anlatılmış oluyor bunlar. Bizim için de ders. Bu Firavun ve Firavun saltanatında olan kimselerle uğraşmayalım. Öyle dua edebiliriz. Allah'ım onların mallarını yerle bir et, zinet ve deptebelerini yerle bir et dedi. Ve Allah Hazreti Musa'nın bu dualarını kabul etti. Önemli olan siz şımarmayın ya, bak bunlar da gitti rahatladık. Siz dürüst olmaya, müstakim olmaya, hakikati bilmeyenlerin o sapıkların yoluna girmemeye azami dikkat edin manasında bir tembihtir bu. Bizim için de geçerlidir. Geldik 90. ayete. Buyurun. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ 90. ayet derken İsrailoğullarını denizden geçirdik. Hemen Firavun askerleriyle beraber haksız ve saldırgan bir şekilde peşlerine düştü.
nihayet boğulmak üzereyken iman ettim. İsrailoğullarının inandığı ilahtan başka tanrı yokmuş. Ben de ona teslim olanlardanım dedi. Hazreti Musa Aleyhisselam şöyle gösteriyorum kitaptan. Şöyle bakın bu kitaba. Burası Mısır. Görüyor musunuz? Buraya bakıyor musunuz? Burası Mısır. Burada Kızıldeniz var. Şu Kızıldeniz. Kızıldeniz'in ucunda iki tane boynuz gibi bir yer var. Mısır'dan geldi Hazreti Musa Aleyhisselam. Bu Kızıldeniz'in en dar yeri. İşte şuradan asasını buraya vurdu. Sina Çölü burası. Sina Çölü'ne geçmek için. Bu Kızıldeniz'in büyük vücudundan değil, geniş tarafından değil, bu dar yerinden, İstanbul Boğazı gibi bir yer. Buradan vurdu ve karşı tarafa, Sina'ya geçti. Firavun da ordusu Hazreti Musa'yı buraya kadar takip etti. Ta Mısır'dan kalktılar, buraya kadar geldiler. Ve işte buradan vurdu asasını. Fakulnadır bir asakel bahır ayette vur dedi asanı suya, denize vurdu. Ve yol oldu burası. Hazreti Musa cemaatiyle beraber karşıya geçti. Firavun da arkasından giderken tam ortasına gelince tekrar sular deniz haline geldi ve boğuldu. Şimdi Firavun boğuldu ama boğulurken de iman ettiğini söyledi. Kale e'mentu. Kale Firavun dedi ki e'mentu, inandım ben. Ennehu la ilahe illellezi e'menet bihi benü İsrail. Ya bu Allah'a mı inandım dedi. Beni İsrail'in inandığına inandım deyince beni İsrail öküze tapıyor, buzağıya tapıyor. Yine onların taptığı öküze buzağıya mı inandı? Yoksa Hazreti Musa'nın dediği Allah'a mı inandı? Bu net değil. Onun için Firavun'un imanı makbul mü değil mi? Bunun üstünde ulema çok geniş durmuş ve bu mevzuda kitaplar yazmışlardır. Önce şunun bilinmesi lazımdır ki ölürken iman ettim diyenin imanı makbul olmaz. Normal bizler için, insanlar için de geçerli bu. Tam hani insan öleceği zaman böyle bir miraç diye bir merdiven kurulur. Ya cennetteki yerini veya cehennemdeki yerini görür. Cehennemdeki yerini görünce tövbe iman ettim dese sekerattaki adam, bu iman makbul değildir. Firavun da öleceği zaman anladı ve iman ettim dedi. Ementü dedi. Ennehu la ilahe illellezi emenet bihi beni İsrail. Beni İsrail'in iman ettiği şeye ben de iman ettim. Beni İsrail deyince Kıptilerin dışında, yani Hazreti Musa ve taraftarlarıdır. Böyle bir imanı ölürken makbul müdür, değil midir? İmanı makbul değildir. Kur'an-ı Kerim'de Nisa suresi 18. ayet. Ve leysetü tevbetü lillezine ya'melûne seyyiat hatta izâ hadara ahaduhumul mevtü kâle innî tübtül âne velellezine yemûtûne ve hum küffâr ulâike a'tedne lehum azâben elîme ayetim. Yoksa kötülükleri yapıp yapıp da içlerinden birine ölüp gelip çattığında ben şimdi tövbe ettim diyerek kafir olarak ölenler için kabul edilecek tövbe yoktur. Bu ayette gayet sarih, herkes için geçerli olmakla beraber. Hayatında hep kötülük yapmış yapmış, tam öleceği zaman tövbe. Bu tövbe makbul değildir. Ve Firavun'un tam ölürken Kızıldeniz'de boğulurken benim iman ettim, tövbe ettim demesi geçerli değildir. Ayet ona dikkat çekiyor. Bu ayeti, yani 90. ayeti Nisa suresi 18. ayetle beraber ele almak lazım. Ayrıca Ali İmran suresi 91. ayet. İnnellezîne keferû ve mâtû ve hum küffârun felen yukbele min ehadihim mil'ül ardı zeheben velevifteda bih ulâike lehum azâbun elîmum ve mâ lehum min nâsirin. Evet.
İnkar edip de kafir olarak ölenler var ya, onların hiçbirinden kendini kurtarmak için dünya dolusu altın verecek dahi olsalar asla kabul edilmeyecektir. Onlar için elim bir azap vardır, hiç yardımcıları da yoktur. Bu mevzuda da değerli arkadaşlar bir geniş çalışma yaptım. Evet, ittifakla ölüm anındaki iman makbul değildir. Firavun'un da bu imanı makbul değildir. Ama bu kadarcık iman ettim demesi boşa mı gidecektir? Şimdi alttaki ayetler ona dikkat çekiyor. Buyurun. الآن وقد عسيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. 91. 92. ayetler. Şimdi mi? Halbuki bundan önce isyan etmiştin, bozgunculardan olmuştun. Biz de bugün senin bedenini denizden kurtarıp karada bir yere çıkaracağız ki senden sonra gelecek nesillere ibret olasın. Doğrusu insanların birçoğu bizim ayetlerimizden, ibret alınacak delillerimizden gafildirler. Açıklama. Mevcut Tevrat metni Mısır'dan çıkış konusunda küçük ayrıntılara bile yer verecek kadar tafsilat ihtiva etmesine rağmen Firavun'un bedeninin mahfuz kalacağına dair bu önemli hadiseye hiç temas etmez. Kur'an'ın mucizevi bir tarzda haber verdiği bu hadise son asırda keşfedilmiştir. Cebele'in yöresinde mumyalanmadığı halde hiç bozulmamış bir ceset bulunup Londra'da British Museum'e götürülmüştür. Müzesine götürülmüştür. Firavun'a ait olduğu düşünülen en az 3000 yıllık bu ceset insanlar tarafından müzede ibretle seyredilmektedir. Üstad Hazretleri risalelerde bu hususa iki yerde temas eder. Bir tanesi 25. sözde فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ اَيَا. Yani bugün senin gark olan cesedine bir kurtuluş vereceğim. Ölürken iman makbul değil ama iman ettim dedi ya, bu kadarcığına bile bir mükafat vermek için Allah Firavun'un cesedini denizde suda yok etmeyeceğini, ya bir balık yutmuştur ya da bir krikerlerin altında bozulmayacak bir yerde kalmıştır. Ve demek ki arkadan gelenlere ibret olması için de bu ceset sahile atılacak. Üstad Hazretleri bu ayetin üstünde durmuş mucizevi yönleriyle çok ince bir nükteye dikkat çekiyor. Firavunlarda tenasüh inancı vardı. Ruhun cesetten cesede intikali. Aslında bu yok. Yani reenkarnasyon denen mesele Kur'an'a zıttır. Ama Firavunlarda böyle bir inanç vardı. Gelecek asırlardaki arkadakiler de bu cesedi görüp de ibret almaları için usta şöyle bir teşbih demiş. Cesedi deniz dalgalarından arasından güya ruhu da asırlar dalgaları üzerinden gelerek geçen asrın sahiline ve Kızıldeniz'in sahiline bir ceset çıkmıştır. Muhammed Hamdullah bunu daha genişçe anlatıyor ve tarif veriyor. 1881 senesi. 1881'de Kızıldeniz'in kenarında bir ceset bulundu. Ruhu da Firavun ruhu da asırlar dalgalarından geldi. 1881 senesine, o asrın son sahili demek. O da cesediyle ruhuyla beraber bir Firavun ortaya çıktı demek. Ve inne ketiran minen nas an ayatina la gafilun, insanların da çoğu bundan gafildirler ama bilmezler demek ki şimdi hala öyle devam ediyor. Şimdi bu mesele üstünde çok genişçe bir araştırma yaptım. Bu 92. ayet
Bir 25. sözde var. Üstad bir de onun mahrem demiş. Yani tarih de verdiği için cesedin bulunma tarihi, ama Muhammed Hamidullah da o tarifi veriyor. Ve bu cesetten 3000 sene önce denizde boğulmuş Firavun. Yani milattan önce seneye gidiyor. 1000 sene önce filan yaşamış. İşte 1900'lerde, 2000 senede böyle 3000 sene önce, 3000 sene Firavun'un cesedi denizde kalmış. Evet, bununla alakalı seni Zemahşeri şöyle demiş, seni deniz kenarından bir köşeye atacağız. Cesedini tam noksansız ve bozulmamış halde çıplak ve elbisesiz olarak senden asırlar sonra geleceklere bir ibret olmak üzere koyacağız. Keşşaf'ta Zemahşeri'nin tefsirinde 2. cilt 251. sayfada Üstad Hazretlerinin dediğini de sizlere söylemiş oldum. Yani geniş bir mesele. Ve sonra burada bir incelik daha var. Yani firavunların cesetleri normalde mumyalanır. Mumyalandığı halde bozulan firavun cesetleri vardır. Ama bu firavunun cesedi mumyalanmamış, mumyalanmadığı halde bozulmamış. Yani Kur'an-ı Kerim'in bu ayetinin kat be kat muzaaf bir şekilde mucizevi yönü ortaya çıkıyor. İngiltere'ye gittim, fakir de gitti, o British Müzesi'nde. Önce Fransa'da Louvre Müzesi'nde saklanmış. Şimdi İngiltere'de British Müzesi'nde bulunuyor. Binlerce orada eser var. Biz bunları çaldık, Orta Doğu'dan çaldık, getirdik diye yazmışlar oraya. İyi ki çaldık. Çünkü Orta Doğulular bunları muhafaza edemezdi. Biz burada muhafaza ediyoruz demişler. Adamlar kendine göre, İngilizler kendine göre haklı. Ve orada bir cam kavanozun içerisinde böyle secdeye gitmiş gibi cesedi aynen mumyalanmadığı halde Firavun'un ikinci Ramses de diyenler var ona. Bu ayetin bir mucizesi olarak bugün hala varlığını devam ettiriyor. İman ettim kelimesine hürmeten Allah'ın bir lütfudur bu. Ve 92. ayeti de anlattıktan sonra şimdi bu bölümün son ayeti olan 93. ayete gelmiş olduk. Buyurun 93. ayet. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ 93. ayet. Biz İsrailoğullarını güzel bir yerde yerleştirdik. Onlara helal hoş rızıklar verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler. Fakat ondan sonra ihtilafa başladılar. Elbette Rabbin aralarında ihtilaf ettikleri hususlarda kıyamet günü hükmünü verecektir. Evet, bu ayetin üstünde saatlerce durabiliriz aslında. Hazreti Musa Aleyhisselam ile beraber denizden geçen Beni İsrail iman etmiş olanlar, Cenab-ı Hak onları en güzel yere yerleştireceğini ki yerleştirdi. Sina'nın hemen kuzey doğu tarafında da Tur Sina vardı. Tur nasıl bizim için Arafat bir mikattır, hac vazifesini Arafat'ta belli zaman diliminde durmadan hacımız olmaz. İşte Tur da Hazreti Musa için böyle bir mikattı, Arafat gibi. Çok güzel bir yere yerleştirdi. Burada bir önemli açılım sunmak istiyorum. Bu ayeti ezberleyin hepiniz. Nahil Suresi 41. ayet.
Nahil suresi 41. ayet. Hazreti Musa da beni İsrail'le aslında hicret etti. Mısır'ı terk ederek işte o Kızıldeniz'in iki boynuzu arasında Sina'ya geçti. Hicret edenleri en güzel yere yerleştiririz diyor bu ayette. Çok önemli. 93. ayet. Biz İsrail oğullarını güzel bir yerde yerleştirdik. Hicret ettikleri için onlara helal, hoş rızıklar verdik. Kendilerine ilim gelinceye kadar ihtilafa düşmediler. Yani çok önemli bu. Aralarında ittifak olduğu sürece devam ettiler. Ama ihtilafa düşünce sonra birbirlerine girdi ve onlar da bitti, kıyametleri koptu. Cenab-ı Hak bu defa başka peygamberler getirdi. Bir cemaati bitiren, bir milleti bitiren, yok olmasına sebebiyet veren en büyük belanın ihtilaf olduğuna burada sarahatla dikkat çekiliyor. Nahil suresi 41. ayeti ezberleyin dedim. Bu da bizim için. Vellezine haceru fillahi min ba'di ma zulimu لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ اَكْبَرْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الَّذ۪ينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ Dikkat buyurun şimdi. Zulme uğramaları yüzünden bize diyor, Allah uğrunda yolunda göç edenleri, hicret edenleri bize diyor aslında, muhakkak ki biz bu dünyada en güzel bir yere yerleştireceğiz. Hicret için terk ettiğiniz yerden daha güzel bir yere yerleştireceğiz. Ahiret ecri ise elbette daha büyüktür. Hem dünyada hicretten sonra daha güzel bir yer, daha farklı güzel nimetler ama ahirette daha büyüktür. Çok defa insan dünyada mükafatını görünce ahirette göremez. Ama burada hicret edenler daha mükemmel, güzel bir yere yerleşecek. Ama ahirette de daha büyük. Keşke bilseler. Onlar güçlüklere katlanan, Rablerine güvenen kimselerdir. Şimdi Hazreti Musa ve heyeti de böyle Mısır'ı terk ederek, zulmü terk ederek arkasından gitti ve güzel bir yere yerleşti ve daha sonra da daha muhteşem bir dönem geldi arkadan, daha arkadan Hazreti Davud dönemleri. Şimdi bunu anlatan Araf suresi 137. ayet var. Her görülüp ezilmekte olan kavmi de, hor görülüp ezilmekte olan kavmi de İsrailoğulları, yani içini bereketlerle donattığımız ülkenin doğu taraflarına ve batı taraflarına mirasçı kıldık. Sabırlarına karşılık Rabbinin İsrail oğullarına verdiği güzel söz yerine geldi. Firavun ve kavminin yakıp yükselttikleri binaları da yerle bir ettik. Bunları zamanında olmuş vakalar olarak dinlemeyin. Her zulüm döneminden sonra olabilecek mesele olarak dikkat edin. Ve önemli olan bizler için onların safına geçmemek. Yukarıdaki ayette geçtiği gibi dalin grubuna iltihak etmemek ve en önemlisi ve çok önemlisi aramızda ihtilafa düşmemektir. Evet, bu Nahil suresinin 41. ayetiyle Yunus suresinin 93. hatta evet 93. ayetini iç içe ele almalısınız. Hazreti Musa'nın kavminin dünyada kazandığı güzellikler, doğu ve batıda hakimiyeti ve yine bizim için de aynı meselelerin olabileceğine dikkat çekiliyor. Böylece Hazreti Musa ile başlayan bölümü de tamamlamış olduk. Şimdi 94. ayetten itibaren genel prensipler ve Efendimiz Aleyhisselam ve ümmetine verilen dersler, 94'ten 109'a kadar 14-15 ayet bir bölüm kaldı. İnşallah onu da gelecek hafta tamamlayacak. Ve böylece Kurban Bayramı'ndan önce Yunus suresini inşallah tamamlamış olacağız. Cenab-ı Hak
kendi kelamından kendi manayı muradını iyi kavrayarak Allah'ın murat ettiği manaları ruhumuza, kalbimize, hissiyatımıza zerk ederek ona göre şekillenip hayatımızın sonuna kadar da öyle yaşamaya ve gerçek Kur'an cemaati olarak, sadık bir cemaati olarak ruhumuzu teslim etmeye bizleri muvaffak kılsın. Amin. Bi hurmeti Seyyidil Murselin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.